Videomuza hoş geldiniz. Evet, yeni. Çektin mi? Hemen başladım. Hemen ani yer. Başlangıçla bir YouTuber edasıyla. Şimdi bir çocuğumuz... Var mıydı onu kaçırdı? İşemedi. Aileleri çekmedim. Çünkü o sırada aşağı iniyordum ben. Siz hemen... Mişa mı yaptı? Yok. Kim? Şakir. Şakir mi? Ha şu çocuk bak. Bak. Şakir. Niye bu kadar sinirleniyorsun? Genel sinirli. Şimdi bir çocuktan kan aldık. Kandan hormonlarına bakacağız. Bu hormon ölçme cihazımız. Bakışta hormon parametreleri var. TSH ve kortizol dediğimiz. Ha gösteremiyorum ben. TSH ve kortizol. Bu da Emre hocamız. Bakın. Zor. Burada T4 var. Ah, T4'ünü göster. T4'ü göstereyim. Bunlar ne peki? Söylüyoruz. Şimdi bunların hepsi şu ikisi özellikle TREAT. Hormonlarını ölçmek adına kullandığımız parametreler. Bu da kortizol. Diğerlerini ölçüyoruz. Burada tabii hormon bunların üçü de hormon değerleri. Bunlara bakarak hormonal bir problem var mı yok mu? Yani çocukta herhangi bir... Özellikle ileri yaşlı çocuklarda çok fazla görüyoruz bunu. Atıyorum hipertiroid. Özellikle kedilerde, köpeklerde özellikle hipotiroid var mı? Ya da kortizol özellikle diri dermatolojik vakalara böyle geçmeyen dermatolojik vakalarda özellikle yaşta ileri ise genelde kortizol sebepli ya da tiroid bezlerinden kaynaklı olabiliyor o yüzden. Bu arada makyajım güzel olmuş ha. Ya. Ya. Ne yapıyorsun Emre? Şunun incelene bakacağım. Ha incelene bakacağım. Çok attık ya. Aa kafanda bir şey çıkmış şurada. Aa! Vallahi iyice suratını sıkarım ben şurada. Niye ama? Bir şey çıkmış orada. Bebek pişik kremi sürdüm oraya. Vallahi Allah. Duruyor mu hala beyaz beyaz? Duruyor. Bebek pişik bebek, kremi. Bebek götüne benziyor. Evet bakın bu görmüş olduğunuz cihaz hemogram cihazı. Kan değerlerini bu cihazla ölçüyoruz. Hemogram dediğimiz kan değerleri mi böyle her şey değil yani insanlar... Şey zannediyor işte kan baktığı hocam yani karaciğer böbreği nasıl oldu değil. Her cihazın farklı bir görevi var. Her cihazdan şey bekleyemezsiniz yani işte karaciğerin böbreğini görecek bekleyemezsiniz. Bu cihazda da sadece işte enfeksiyon etkenleri var mı? İşte sıvı kaybı var mı? Kansızlığımız var mı? İşte kan parazitinden şüphelenebilir miyiz? Aslında çok enfektif veya bulaşıklık durumlarında özellikle akut viral veya bakteriyel enfeksiyonlardan teşhislerimiz de çok önemli. O yüzden özellikle karma aşılar öncesi baktığımız bir kullandığımız bir cihaz. Evet, aynen. Konuşabilirim. Emre'nin atletini göstereceğim. Emre gödenini içeri sok derler bizim orada, gödenini. Gödenin dışarı çıkmış. Göden atlet demek. Ne, göden mi? Göden, aynen. Gödenini koy derler. Anlatabildim mi? Anlatamadım. Ne yapıyorsun reis? Taş mı arıyor? Maden mi arıyor? Ya, kristal değerlidir. Elmas mı? Ne var? Pırlanta mı? Pırlanta severiz. Kaç karat? 22. 22 karat ne ya? O nasıl büyük bir şey oluyor? Kocaman. Kocaman olur ha. Lütfen içinizden biri olduğumuzu unutmayın. Şimdi dışkı muayenesi dediğimiz şey iki yöntemle yapılır. Birisi yüzdürme, bir diğeri çöktürme. Genelde biz rutin olarak yüzdürme yöntemini kullanırız. Yüzdürme dediğimiz yöntemi de filtrasyon deriz. Bunu hermetoloji alan veteriner fakültesi öğrencileri bilir. Artık bilmiyorsa da biliyorlar. Bunu genelde doymuş özellikle yaparız. Biz tabii rutin olarak klinikte kolay olsun ve elimizin altında değil tuzla yapıyoruz. Doymuş bir tuzlu su hazırlıyorsunuz. Ilık suyla içerisine dışkıyı koyuyorsunuz. Homojen bir şekilde karıştırıyorsunuz. Ve bekletiyorsunuz. Tabii bunu süzebilirsiniz birkaç part. Çünkü süzdüğünüz zaman o partiküller dipte kalıyor. Beklettikten sonra da o kalın partiküller çöküyor. Parazit yumurtaları özellikle kapaksız parazit yumurtaları. Çünkü kapaklar açıldığı zaman çöker. Kapaksız parazit yumurtaları yüzmeye başlıyor. Ve bu sayede siz dışkıda parazit teşhisi koymuş oluyorsunuz. Yani aslında tabii şeklinde ve tipine bakarak da diyorsunuz ki aa toksokara, aa işte joyxial, diplidium, aa aa işte izospora falan, neospora yani bu tarz parazitlerin teşhisine koyuyorsunuz. İşte geçmeyen ishallerde vesaire vesaire. Vesaire bebeklerde dışkı muayenesi önemli o açıdan. O şekilde. Yani bunu öğrendiniz siz de artık biliyorsunuz. Ne yapıyorsun? Şakir sinirlenmesin diyeyim her şey. Bu neydi kim osurdu? Emre niye bu şeyler yapıyorsun? Ben sana kamera karşısına yapma demiyor muyum ya? Kapı gıcırdaması mıydı yoksa? Günahını mı aldın? Nasıl oldu mu şimdi yani? Hayır görmesin ya insanları. Deliriyor ki. Burada yemek yemiyor eve gidince mamaya saldırıyormuş. Allah Allah. İki kapsam içmiş. İki kapsam. Niye? Çok güzel değil mi?
Oğlum bunu hiç karıştırmamışsınız ki. Ya işte bu kadar. Ah, hakikaten Sıla bu ne Allah ceza neyse. Baktığımız kadar çıkar oradan. Böyle ezilir mi? Hiç hayatında püre yapmadın mı, karıştırmadın mı? Bu nasıl bir karıştırma? Elle elle mi o artık olduğu kadar. Aynen koymuş artık lemelleri. Ha bir de şeyi unuttum. Aynen. Dur lemelleri söylemeyi unuttum ya. Şimdi ne yapıyoruz? Bu yaptığımız karışımın üzerine lemel atıyoruz. Bu lemeller yüzüyor. Yüzen lemelleri asla batırmadan almamız gerekiyor. Batarsa nane yedik yani. Emekler çöp. Alırken de batabiliyor. Koyarken batabiliyor. O yüzden yani o çok önemli. Sonra o aldığımız lameli böyle aldığımız lamel üzerine kayıp sıyerek şey yapıyoruz. Korkarak. 2-3 tane atıyoruz. Kendimize de güvenmiyoruz asla yani. Özgüven sıfır. Böyle de insanlarız. Hadi bu çocuktan kan alacağız. Kızlar tutun. Çocuğun da şöyle göstereyim. Tori'nin karaciğerine, böbreğine bakıp ondan sonra sıvılaştırma operasyonunu alacağız. Emre abisi daha önce bunu tedavi etmiş çocuğu. Bir karaciğer problemi yaşamış. O yüzden... Benden nefret ediyor. Hadi alın hadi. Hadi kızlar. Hadi bakayım. Limonu malzeme çıkmıyor lan. Gerizekalı. Ya sen tutamazsın. Sen daha geçen kedi kaçırdın. Kedi uçuyordu havada. Emre uydurma. Uydurma. Kedi kaçtı uçtu. Kedi uçtu. Boş yapma. Aa, abone olsunlar mı? Ankaralılara abone olsun. Ankaralılara abone olmayı davet ediyorum. Abone olun. Vururum. Video olun değil, abone olun aman. Anladınız beni. Aman çok mutlu. Kan mı alacağız? Hadi bakalım bir sarı tüp. Bir de sarı tüp. Hadi bakalım tutabiliyoruz mu? Bir de plaster açabilir miyim ya plaster? Anneciğim karnına bırakıyor musun çocuğu? İstiyor mu? Tırnaklarıyla elimi saplayayım. Ne? Hı mü Allah cezanı. Hı ne? Hı. Who let the cats out? Hı. Ne oldu? Oturik. Tamam. O zaman bu kadar kısacık video yeter arkadaşlar. Tamam yeter çok konuştuk bugün. Böyle kısa bilgiler verdim işte kan tahlili vesaire. Arada bilgiler vermeye çalışacağım işte. Bugün de böyle bir video olsun. Seviliyorsunuz. Ankaralıları abone olmaya çağırıyorum. Davet ediyorum. Invite ediyorum. Öyle. Yani abone olun. Likelayın lütfen. Çok mühim şeyler bunlar. Ondan sonra beğenin. Abone olun. Bir daha abone olun. Olduysanız abonelikten çıkın bir daha abone olun. Öyle. Bana bildirim gelsin. Şaka gelmiyor ki. Saçmaladım yine ya. Serucan vallahi ben saçmaladım bugün. Sen böyle yükle gitsin işte ya. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.